Evet, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Tabii konu sağlık olunca özel önem vermemiz gereken bir konu olunca sanıyorum epey de bir konuşma olacak. Dolayısıyla ben çok fazla uzun tutmayacağım konuşmamı. Çok da detay eleştiriler yapmayacağım. Daha önce bu kürsülerde yapıldığı gibi biz 2005-2010-2009 dönemi iktidarımızda, ben hatırlıyorum o dönem, muhalefet milletvekilleri kalktığında eleştiriler hep şey üzerine oluyordu. İşte hastanenin tuvaleti kırık, ne bileyim camı kırık, kliması çalışmıyor falan. Bu tür eleştirilere girmeyeceğim. Ancak sözlerimin başında ben de bu Türkiye'deki vahim olayı, son meydana gelen vahim olayı, olaydan dolayı çok üzüntülü olduğumu belirtmekle başlamak istiyorum sözlerime. İnşallah bunlar son olur. İnşallah insanların ölmediği, sağlıklı ve mutlu yaşayabildikleri bir ortama en kısa zamanda kavuşuruz. Bizler de, diğer ülkelerde. Ahmet arkadaşımın değindiği gibi çok ölümlerin çok olduğu bir ülke, bölgede yaşıyoruz, bölge olarak. Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde bunlar biter. Evet değerli arkadaşlar, şimdi 1974'ten sonra, harekattan sonra geldik, işte Kuzey Kıbrıs'a yerleştik. O dönemden başlayarak bu ülkede bir sistem yerleştirildi. Daha doğrusu sistem denmez tabii bunun adına ama bir yönetim biçimi yerleşti. Ve bu yönetim biçimi maalesef o günden beridir hala daha günümüze kadar geldi ve günümüzde de üzüntüyle izlemekteyim ki bu sistem aynen devam ediyor. Nedir bu sistem? Değişime kapalılık, hiçbir konuda bir yenilik gerçekleştirememe, uygulamaların hatalı olduğunu bile bile veyahut da doğru yapılması gerekenin ne olduğunu bildiğimiz halde bunların üzerine gidememe, sadece muhalefet dönemlerimizde kalkıp kürsüde doğruları söyleyerek, hatta sohbetlerimizde bile dışarıda bütün arkadaşlarım, bütün milletvekili arkadaşlarım hepsinin ortak görüşü olarak bu doğrular bilindiği halde bunların değişimiyle ilgili hiçbir adım atamam. Benden önceki konuşmacı Amel arkadaşım bunlara değindi. Ben de değinmek istiyorum çünkü bana göre sorunun temeli burada yatıyor. Sorunun esası budur. Değişime kapalı bir duruma geldik. Şimdi bakıyorsunuz her hükümet geldiği dönemlerde, bir de tabii istikrarsızlık buna ekleniyor. 40 yılda sanıyorum 39 tane hükümet kuruldu. Zaten bu son dönemde belli. Son 3-3,5 yıl içerisinde 3. hükümet galiba şu anda kurulan. 2013 seçimlerinden sonra bir DPCTP kuruldu, bir UBPCTP kuruldu. Son seçimden beri diyor. 3. hükümet kuruldu. Tabii bu istikrarsızlık da icraat yapmanızı engelliyor. Değişim gerçekleştirmenizi engelliyor. Çünkü bir düşününüz, bir hükümet değişir, yeni bir bakan gelir, alır ekibini gelir, yeni bir ekip gelir. Yani oraya oturması, çevreye alışması en az 4-5 ay veya 6 ay. Sorunlara hakim olması. Tam icraat yapmaya başlayacak, hop başka bir hükümet geliyor. Onlar aynı süreci yaşıyor ve bu şekilde bugüne kadar hep az önce değindiğim sistemsizlik nedeniyle, uygulanan yönetim biçimi nedeniyle hükümetler maalesef devamlı olamıyor ve hiçbir konuda da istikrar sağlanamıyor. İstikrarsızlık da tabii yapmak istediklerinizi yapmanın önündeki en büyük engel oluyor. Bir kere biz bu
düşünceyi değiştirmemiz gerekiyor. Bir kere bizim bir düşünce devrimi yapmamız gerekiyor. Her konuda, sadece sağlık konusunda da değil. Şimdi bakıyorsunuz, biz UBP-CTP hükümeti kurulduğunda büyük iddialarla kurmuştuk, hatırlıyorsunuz. Ve bir takvimlendirme de yapmıştık. İşte belli süreler içerisinde belli şeyler yapacağız. Sayın Bakan arkadaşımla da beraberdik zaten kabinede. Yani o zaman tespit ettiklerimiz, tespitlerimiz hepsi doğruydu. Neydi bunlar? Her konuda, özellikle sağlık konusunda, özellikle eğitim konusunda, özellikle tarım konusunda bizim reform yapmamız gerekiyor. Tabii kamu reformunu söylemiyorum. O zaten sakız oldu. Yani yıllardır konuşuluyor, hiçbir adım atıldığı yok. Bu konularda mevcut durumun sürdürülemeyeceğini, bizim tamamen değişik bir sistem getirmemiz gerektiğini, gerektiğinin tespitini doğru yaptık, oturduk. Ama maalesef o hükümetin ömrü de 9 ay oldu ve biz Sağlık Bakanlığı olarak, benden önceki bakan arkadaşımın da üzerinde çok çalıştığı ve belli bir noktaya kadar getirdiği konuları ele aldık. Belli bir yere kadar getirdik, devrettik. Ama bilmiyorum ama benim şu anda gözlemlediğim o iş orada duruyor. Kaldı. Ha, hükümet programına baktığımda 2017 sonu işaret ediliyordu. Sağlıktaki reform için, genel sağlık sigortası için. Ama 2017 sonunda olabileceğine de ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü 2018'de normalde seçim var. Bir seçim öncesi bu kadar detaylı bir reform yapabilmek olası değildir. Hiç kimse bunun riskini göze alamaz. Yani erken seçimden vazgeçtin sarıyız bu. Erken seçim vazgeçtim. Bilmiyorum. Erken seçim mi? Konumuz erken seçim değil. Konumuz Hakan Bey de bu konularda çok dikkatliydi. Bizim dönemimizde bayağı dalkar buralardan böyle aslanlar gibi konuşurdu ama 7,5 aydır dut yemiş bülbüle döndü. Tamam, biliyorum. Sayıştaylık konusunu konuşurdunuz. Yani sağlık konusunda en çok Sayın Berova'yla Sayın Dinçüre'yi dinlerdim ben burada. Hepsi de sistem, genel sağlık sigortası, kılıçlar ellerinde burada atarlar tutarlardı. Şimdi biri hükümette, biri de hükümetin destekçisi konumunda bir milletvekili. Ama ses yok. Yani onlar hep bir tarafa kaldı. İşte az önce değindiğim buydu arkadaşlar. Yani 76'lardan beri yaratılan düzen bu. Maalesef bu. Hep burada muhalefet olduğumuz dönemlerde güzel konuşmalar yapıyoruz. Doğru tespitler de yapıyoruz. Gerçekten. Ama bir şekliyle iktidara geldiğimizde günlük olayları çözmekten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ben bugün gazetede görünce Sayın Müsteşar'ın açıklamasını, işte 2017 sağlıkta reform ile olacak diye, öyle biraz ümitlendim ama altını da okuyunca, yani reform görmedim açıkçası. Sadece işte münhallerin olacağından, hemşire münhalleri, doktor münhalleri falan, bunlardan bahsedildiğini. Ama gerçek anlamda reform bu değildir. Gerçek anlamda reform farklı bir şeydir. Şu anda mevcut olan sistemi veya sistemsizliği bir sisteme oturtmaktır. Gerçek reform budur. Bunu yaparsanız eğer gerçekten bu ülkeye kalıcı bir imza atmış olursunuz. Yoksa Hasan'ın, Hüseyin'in işiyle uğraşmak, onun öbürünün sağlık sorununu halletmek bireysel olarak, bunlar belki size siyasi anlamda biraz puan kazandırabilir ama ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Ve bugüne kadar maalesef bu sistemle geldik biz ve bu zihniyet, üzüntüyle izliyorum, harada devam ediyor. Harada. Biz CTP-UBP hükümetini kurarken bu iddialarla kurmuştuk. Bu zihniyeti bir yerden kırmamız gerekiyor. Sorunlar kişisel değildir değerli arkadaşlar. Kişilerin sorununu çözmekle ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Her konuda toplumsal düşünmemiz gerekiyor. Biz o kısa süre içerisinde bile çok ciddi çalışmalar yaptık. Tarım reformu hazırdı, biliyorsunuz. Sunumu da yapıldı. Sağlıkta reform için gerekli olan yasalar
hemen hemen bitime yakındı ve ben görevi Sayın Sucuoğlu'na devrettiğimde Sucuoğlu'nun bir lafı vardı. Turizm Bakanlığı'na ben çok uğraştım, her şeyi hazır ettim ama Sağlık Bakanlığı'na gelirken biraz çekiniyordum ama geldim gördüm ki burada da her şey hazır. Böyle bir laf etmişti. Kendisine teşekkür ediyorum. Biz her şeyi hazırlamıştık gerçekten. Komiteyi oluşturma safhasına gelmiştik. Bir ad hoc komite oluşturacaktık biliyorsunuz bu yasalarla ilgili. Oturup bu ülkede sağlık alanında devrim sayılabilecek reformu gerçekleştirecektik. Yani bunun sonuna kadar gelmiştik. Bu konuda gerçekten çok emek harcanmıştır. Bizim dönemimizde de, bizden önceki dönemde de. Ama şu anda 7-7,5 ay içerisinde izlediğim, hiç de yani ümit verici bir şey değil şahsen. Belki yanılıyor olabilirim. Belki çalışmalar hala daha devam ediyor. Belki bunlar kısa bir süre içerisinde gelecek ama az önce söylediğim nedenden dolayı, yani 2018'de seçim olacağından dolayı, hükümet programında da 2017 sonu Aralık ayı veyahut da protokolda 2017 Aralık ayı hedef gösterildiğinde anladım ki yani bu iş bu senede olmayacak. Bu reform gerçekleşmeyecek. Ve günü kurtarma şeklinde her zaman yapıldığı gibi günü kurtarmak için işte uğraşacağız. Bakanlık kum gibi kalabalık olacak. Kişiler girecek çıkacak müsteşarın odasına, bakanın odasına, müdürün odasına. O işini halledecek, bu işini halledecek. Ama genel anlamda baktığımızda da toplum aynı sıkıntıları çekmeye devam edecek. Şu andaki görünüm bu. Şimdi arkadaşlar sağlıkta öncelikle bir vizyon koymanız gerekiyor. Ahmet arkadaşım az önce değindi. Sağlıkta bir sistem oturtmamız gerekiyor. Biz oturduk, o zaman Çalıştay yapıldı. Bütün partilerin katıldığı, bütün paydaşların katıldığı bir Çalıştay yapıldı. Çalıştay sonucunda herkesin ortak görüşü olarak belli kararlar alındı. Ve bu kararlar çerçevesinde de bir stratejik plan hazırlandı. Ve bu stratejik plan çerçevesinde de gerekli hazırlıklar yapılmaya başlandı. Yani biz hekim olarak teşhisi koyduk. Tedavi yöntemini de belirledik. Bunun hazırlıklarını yapmaya başladık. Biz beklerdik ki bir sonuç alalım. En azından bu dönemde. En azından bu mecliste. En azından göreve gelen bakan arkadaşlarımızla. Bir sonuç almayı ümit ediyorduk. Bu vizyonu önünüze koyacaksınız. Madem ki mevcut durum sürdürülemez. Madem ki şu anda ne çalışan memnun, ne hasta memnun. Madem ki bunlar var. Bunu gerçekleştirmek için varınızı yoğunuzu ortaya koyacaksınız. Gece gündüz çalışacaksınız. Ve ben eminim bu yasalar şayet güçlü bir siyasi irade ortaya konulursa meclise de getirilebilirse çok kısa bir süre içerisinde buradan geçer. Ve en azından işe başlamış oluruz. Ha, başlar tabii yasalar geçer geçmez hemen sağlık düzelecek falan o iddiada değilim ben. Ama en azından bunun başlangıcını yapmış olacağız. En azından bir buçuk yıl veya iki yıl uygulama şansımız olacaktı. Ve ben eminim iki yıl sonunda da bazı meyveler alınacaktı. Ve ben hep bunu söylerim. Yani bakan olduğum dönemde de bunu söyledim. Ya biz bu yasaları getirelim, başlayalım. Bize şunu da belirteyim, en çok karşı çıkan maliyenin bürokratları olurdu bu konuda. Maliye bürokratlarını bir türlü ikna edemedik biz. Gerçekten ikna edemedik maliye bürokratlarını. İlle mali yönden yok öyle olacak, yok böyle olacak. Ya diyoruz biz hesaplamalarını yapıyoruz. Şu andaki bütçeniz 300 küsür milyardır. %100 milyondur. %6.66. Geçen sene de %6.49'du ama bu sene TC kaynaklı olaylar işin içinde mi bilmiyorum. Çünkü bizde geçen sene hatırlarsanız şeydi, proje bazlı ödenecekti onlar ve bütçeye girmemişti onlar. Bu sene girdi mi girmedi mi bilmiyorum.
Gene girmedi. Ha. Yani onlar da eğer proje kaynaklı da bu projeden genel sağlık sigortası sistemi ki TC tarafından da çok hararetle destekleniyordu bu proje. Bu projeye kaynak bulabilirdiniz. Bulunabilirdi. Mevcut bütçenizin de üzerine o kaynağı eklediğinizde yapılan hesaplamalar bellidir. Ahmet Bey'in döneminden de bu hesaplamalar yapıldı. Biz de yaptık bu hesaplamaları. Mevcut para sanıyorum yeterli olabilir. En azından başkanlık açısından. En azından sistemi değiştirdik. Tam gün sağlığı getirecektik. Tam gün sağlık olacaktı. Yani normal sabah 8, akşam 3.30. Yani şu anda bir kaos var biliyorsunuz. Kaotik bir durum var. Bir de mahkeme var biliyorsunuz. O mahkemeden de biz bir sürü zıldık yedik Sağlık Bakanı olarak. Ne ombudsman kaldı, ne adli, yüksek adliye kurulu vardı. Hepsi bize eleştirildi, bir şey söyledik diye. Yani böyle sonuçlanırsa kaos olacak dedik diye. Aynı lafları Faiz Bey etti, kimseden ses çıkmadı. Onu da garipsedim ben aslında. Neyse konumuz zaten bu değil. Bunu da böyle antiparantez söylemiş olayım. Yani benim söylediğimin lafların aynısını Faiz Bey söyledi. Gazeteye de çıktı. Kaos olur dedi. Bu böyle karar alınırsa. Hiç kimseden hiçbir ses çıkmadı. Ama bizde kaç tane kurum ve kuruluş varsaydı hepsi üzerimize çullandı. Hatta Yüksek Adliye Kurulu herhalde tarihinde ilk kez oturdu ve isim vererek beni eleştirdi. Neyse yani hiç açıkta sormadılardı o zaman. Yani ne oluyor Salih Bey, böyle mi dediniz gerçekten falan, ki ben öyle demedim. Ben gazeteden de onu teyit ettiydim. Gazetecileri de aradım. Dedim ki ne biçim yazdınız siz bunu falan. İşte özür dileriz abi, böyle değildi falan, gerçekten bir daha dinledik. Bana öyle dediydi yani, o gazetenin ilgili yayın müdürü öyle söylediydi. Her neyse, bunları da sormadan bu şekilde bir durumda kaldık. Ama yani hakikaten şu anda kaotik bir durum var. En azından bu sistem geçtiğinde bu kaotik durum ortadan kalkardı. En azından şu andan daha kötü bir durum olmazdı. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben ümit etmek istiyorum. Bu konu en kısa bir sürede tekrardan ele alınır. Eksik gedik varsa, yani biz de allemeyeceğin değildik. Yani bu işleri hazırlarken hatalarımız, yanlışlarımız da olmuş olabilir. Veya değiştirilmesi gereken bir şeyler de olabilir. Ama mantıklı olan her şeye, az önce Ahmet arkadaşım da söyledi, biz açığız. Ve böyle bir, yeter ki bu niyeti görelim, gerçekten değiştirme niyetini görelim, masaya oturursak bunlar üzerinde muhakkak bir uzlaşma sağlar. Ve hep birlikte, bu meclisin bir başarısı olur. Ve hep birlikte bu sistemin memleketimizde uygulamaya başlarız. Çünkü sağlıkta sorunları çözmek istiyorsak değerli arkadaşlar, yani ben bakanlığa geldim de önüme 3 tane hedef koyduydum. Temel hedef. Bir bu sistemdi. Bir yeni bir hastaneydi. Bir de reorganizasyon. Ki sistem bunların anasıdır. Yani sistemi kurduktan sonra diğerlerini daha kolay halledebilirsiniz. Bunları önüne koyan bir anlayış görürsek biz de sonuna kadar arkasından gider ve bu işi başarabiliriz. Çünkü sağlığın siyaseti olmaz. Sağlık sağlıktır. İnsanlar hastaneye gittiklerinde mümkün olan optimum düzeyde sağlık hizmeti almak ister. Yani bunu onların zaten az önce değindi arkadaşım, yani en temel insan hakkıdır bu. Kaliteli bir sağlığa ulaşabilmek. Ama kaliteli sağlık, değerli arkadaşlar, şu andaki durumla vermeniz imkansız. Ve bu iş gittikçe de daha kötüye gidecek. Yani öyle görünüyor. Çünkü öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğru dürüst nüfusumuzu bile bilemiyoruz. Bir bakıyorsunuz aslında rakamlara, yani resmi kayıtlar, resmi nüfus sayımı rakamlarına baktığınızda aslında çok kötü olmamamız gerekiyor. Yani var eksikliklerimiz. Mesela OECD ile kıyasladığınızda 1000 kişiye düşen doktor sayısı, 1000 kişiye düşen yatak sayısı, bunlara baktığınızda OECD ortalamalarının altındayız. Gerçi o bizim memlekette homojen bir de dağılım göstermiyor. Yani bazı bölgelerde
OECD ortalamasının iki mislidir. Bazı bölgelerde çok çok altındadır. Yani homojen bir dağılım da yok ama o tabii ülkenin fiziksel durumuna bağlı olarak tabii ki yani herkes haklı olarak Lefkoşa'yı merkez seçiyor. Ulaşım da nispeten kolaydır. Yani bir saat en uzak mesafe bir, bir buçuk saat. Herkes burada gelip hizmetini alabilir ama ikinci ve üçüncü, birinci ve ikinci basamak hizmetleri biz perifere yayıp da biraz daha güçlendirebilirsek üçüncü basamak hizmeti veren hastanemizi de en azından biraz rahatlatmış oluruz. Yani bu homojen dağılımı da sağlamak lazım. Dolayısıyla bir planlama yapıp, bir projeksiyon önümüze koyup, bu planlama çerçevesinde bu hizmetleri, kaliteli sağlık hizmetlerini tüm ülke satına yaymamız gerekiyor. Ama dediğim gibi tabii bunun zorlukları var. Çünkü doğru dürüst nüfusumuzu bile bilmiyoruz daha. O yani giren çıkanın haddi hesabı yok buraya. Nasıl planlama yapacaksınız, nasıl başa çıkacaksınız belli değil. Evet, sistemi oluşturduktan sonra dedik ki işler daha da kolay olur ama bunun için bilmiyorum, yasalar herhalde hazırdı Faiz Bey. Yani çünkü biz bıraktığımızda gerçekten bitmişti. Yani döner sermaye yasasıydı bir tek biraz şey. Ama GSS, Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısı hazırdı. Diğer hasta hakları yasası hazırdı. Tabii hasta hakları yasası bütün bu yasalar geçtikten sonra geçmesi gereken bir yasa. Evet. Şimdi bu genel konuşmamdan sonra bazı özel noktalara da değinip konuşmamı bu şekilde sonlandıracağım. Şimdi bu, biz biliyorsunuz antibiyotikleri reçeteyle satılma meselesi vardı. Biz onu düzenlemesini yaptıydık ve uygulamaya da geçtiydik. Ama şu anda bilmiyorum bunun kontrolü yapılıyor mu yapılmıyor mu ama benim kendi yani hekim olarak edindiğim izlenim pek kontrolü yok. Gene gidip şu, bana şunu ver dediğimde veriyorlar. Yani hiçbir şey yok. Bu konuda bir kontrol yok. Ki yani bu çok önemli bir olay. Yani bir, bu da çok önemli bir adımdı sağlık için. Bu adımı atmıştık biz. Bir de o dönemde şunu konuşmuştuk biz. Hastanelerden ilaç, dışarıya ilaç verimini durduralım diye bir konumuz vardı. Hastanelerde elektronik reçeteler yazılsın. Yani otomasyon sistemi tam olsun. Bütün eczaneler otomasyona girsin. Ki kontroller olabilsin diye. Ve hastaların özellikle poliklinik hastalarının ilaçlarını gidip dışarıdan alabilmelerine olanak sağlayacak bir düzenleme üzerinde biz çalışmaya başlamıştık. Eczacılarla, Eczacılar Birliği'yle de toplantısını yapmıştık. Galiba 80 civarında eczane var yanlış kalmadıysa aklımda. Hepsinin bu konuda gerekli altyapısının olduğunu da öğrenmiştik biz. Bu konunun da üzerine eğilirseniz, az önce Ersin Bey dediği yok, 70 milyona çıktı ilaç paraları falan, bunda da ciddi bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Ciddi bir tasarruf ve ilaç fiyatlarını da çok daha etkili kontrol yapabilirsiniz. Yani fahiş fiyatla ilaç satışlarını da önüne geçebilirsiniz. Bunu ben söylemek istiyorum. Otomasyon gerçekten çok önemli. Biz bir adım atmıştık. Bütün sağlık merkezlerini de bu otomasyonun içerisine biz dahil etmiştik o dönemde. Yani hastanelerimizde ve Wi-Fi yöntemiyle sağlamıştık bunu. Çünkü bazı bölgelerde o yer altından kabloyla giden, ne derler ona? ADSL. ADSL'in sağlıklı olmadığını biliyorduk. Dolayısıyla biz bunun da altyapısını yaptık ve uygulamaya da geçirdik. Otomasyonun da geliştirilmesi gerektiği konusunda aynen Ahmet arkadaşıma ben katılıyorum. Çünkü bu hakikaten sağlık alanında en önemli konulardan biridir. Kayıt sistemi. Bunun geliştirilmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi, az önce söylediğim gibi bazı konularda ille de sistemi oturtmaya gerek yoktur. Bazı uygulamaları sistem dışında da yapabileceğimize inanıyorum ben ve bu konularda da
yapmanızı bekliyoruz. Şimdi anatem konusuna tabii Ahmet Bey değindi. Ben çok fazla değinmeyeceğim ama özellikle de yasayı geçirdikten sonra o şey yasasını neydi söyleyin son geçirdiğimiz bu uyuşturucuyla ilgili bir yasa vardı. Denetimli serbestlik yasasını geçirdikten sonra devletin bu işe en acil bir şekilde girmesi gerekiyor. En acil bir şekilde. Dolayısıyla o konudaki çalışmalar nedir bilmiyorum. Yani ben de sorayım onu. Şimdi birkaç proje vardı biliyorum. Bir güzel yurtta bitmemiş bir otel vardı. Galiba onu istiyordunuz. Bir Girne Hastanesi vardı. Bu konuda da çalışmaların ne olduğu hakkında bizlere bilgi verirseniz memnun olacağız. Yeni hastane konusunda son olarak da ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz bu konuda en çok uğraşan bendim. Çünkü inandım gerçekten yani şu andaki mevcut yapıyla biz sağlığı bu ülkede geliştiremeyiz değerli arkadaşlar. Mevcut yapıyla çok uğraştık ama fırsatımız olmadı, zamanımız olmadı. İnşallah faiz bu yatar temelini. Biz de geliriz orada bir el veririk kendine. Şu andaki mevcut fiziki yapıyla değerli arkadaşlar ben hep söylüyorum gene söyleyeyim. Ben hasta olarak bu hastaneye gittiğimde tamam yani sağlık 2-0 geriden başlar bu işe. Ben hep bunu söyledim gene söyleyeyim. Yani ilk girişten itibaren zaten hastanın morali bozulur hastanede. Park yeri bulmaktan tutun da ulaşmak gideceğiniz yere ulaşmaya kadar çok ciddi sıkıntılar var hastane içerisinde. Artık yani patlama noktasında o kadar doldu. Bütün koridorlar kesildi, servis oldu. Bazı yerler labirent gibi. Ben bile hala daha kaybolurum. Yani girdim de oralara. Çıkacak yeri bulamam. Dolayısıyla bizim bu yeni hastane konusunu çok ciddi bir şekilde ve çok süratli bir şekilde ele almamız gerekiyor. Ha, tabii görüşmeler yapılır, süre belirlenir. 5 yılda mı biter, 10 yılda mı biter, 3 yılda mı biter, 2 yılda mı biter? Benim yaptığım görüşmelerde her şey hazır olduktan sonra bu işin 1,5-2 yıl içerisinde tamamlanabileceği bilgisi geldiydi bana. Ben bu yüzden derdim yani bir an önce başlatalım edelim. Ama tabii uzayabilirdi yani onkolojiyi de 1 yıl öngörmüştük ama 1,5 yılı geçtiydi galiba bitmesi. Dolayısıyla yani bir an önce bu işe de başlamak gerekiyor. Çünkü bu olmazsa olmazdır yeni hastane. Kaliteli sağlık hizmeti vermek istiyorsanız bu hastanenin içerisine artık bir şey yükleyemezsiniz değerli arkadaşlar. Yani bir şey girmez artık bu hastanenin içerisine. Biz çok isterdik ikinci anji ünitesinde vuralım ama yani fiziksel olarak yetersiz. Hiçbir yani yer bulamadık kurabileceğiniz. Kardiyovasküler cerrahi en önemli branşlardan biridir. Yerini biliyorsunuz nasıldır. Yoğun bakımı, ayrı yoğun bakım lazım. Ayrı yoğun bakımı yok. Yani çok ciddi sıkıntılar var. Dolayısıyla bu yeni hastane projesini ve bir kompleks şeklinde düşünerek yani Barış Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni de ve bu Amatem projesini de yani danışma merkezi olsun, rehabilitasyon merkezi olsun, tedavi merkezi olsun bunları da içine alacak şekilde yeni hastanenin bir an önce projelendirilip hayata geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar sorunun içerisinden umarım Faiz Bey başarıyla çıkar. Çünkü dediğim gibi sağlığın siyaseti yoktur. Sağlık alanında yapılacak her türlü atılım, sağlık alanında getirilebilecek her türlü yenilik bizlerin desteğini görecektir. Bunu açıkça kendisine söylüyorum. Tabii yanlışlar olursa uyarmak da görevimizdir. Dolayısıyla ben kendisine başarılar diliyorum. Ama yani az önce anlattığım nedenlerden dolayı yani şunu bir daha belirteyim. Bizim sağlık gene başka bir bahara kalacak herhalde. Öyle görünüyor. Umarım ben yanılırım. Ve önümüzdeki yıl içerisinde Sayın Müsteşar'ın dediği gibi reform yılı olur sağlık açısından biz de memnun oluruz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.